keçeyle bir gözlük kılıfı yapacağız. Bunun için böyle renkli keçelere ihtiyacımız var. İğne ipliğe, düğmelere ve makasa. Şimdi ince bir şerit kesiyoruz. Şekilde. Belki bunun yarısı kadar kullanmak bizim için daha iyi olacaktır. Bunu ikiye katlıyoruz. Ve papatya türü bir çiçek yapacağız. Papatya gillerden bir çiçek. Şimdi katladığımız kumaşı ince şeritler halinde sonuna kadar gitmiyoruz. Yaklaşık 1 santim kala kenara kesmeyi durduruyoruz. Eşit aralıklarla bu şekilde keçemizi kesiyoruz. Bunlar sentetik keçedir. Kolay kesilir, dikmesi kolay, boyaması kolay. Bu şekilde keserek çiçeğimizin yapraklarının oluşmaya başladığını görüyoruz. İğne iplikle tel yapar gibi bu şekilde keçeyi dikiyoruz. Evet. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Çift kat iplik kullanıyoruz kolay kopmaması için. Çünkü onları büzdürmek için kullanacağız. İpimizi koparmadan bu şekilde önce çiçeğimizin şeklini oluşturuyoruz. Birazcık şöyle toplanmasını sağlıyoruz. Ve şimdi yavaşça kendi etrafında döndürerek bu şekilde önce şeklini oluşturduk. Sonra ters çeviriyoruz ve bazı noktalardan tutturarak şeklin bozulmamasını sağlıyoruz. Evet, böyle birkaç noktadan tutturacağız. Şu şekilde. Evet, ters çeviriyoruz. Şimdi burada bir iki yerden daha tutturalım. Çiçeğin formunun dağılmaması için bu gerekli. Evet. Ortadan iğnemizi çıkardık ve tohumlu bir alan görmek istiyoruz burada. Şöyle açık renk bir düğme aldım. Ortasına yerleştirdim. Ve şimdi tohumlu kısmı bu düğme ile yapıyorum. Düğmeler, boncuklar, her türlü şeyi bu keçe uygulamalarını tamamlamak için kullanabilirsiniz. Herkesin evinde muhakkak tek kalmış düğmeler vardır. Elbiselerinizden kalan düğmeleri de atmayın. Rengi gider, yırtılır vesaire. Ama bence siz o düğmeleri biriktirin. Çünkü kesinlikle böyle el işi işler yaparken onlar işinize yarayacaktır. Düğme çok şık, dekoratif bir malzeme. Burada kullandığımız gibi çiçeğin tohumlu kısmını bu şekilde düğme ile tamamladık. Biraz şekil verelim, şöyle düzeltelim. Ve burayı düğümleyerek çiçeğimizi tamamlayalım. Evet. Gözlük kılıfımız için bize uzun bir dikdörtgen lazım. Bunu istediğiniz renk keçeden yapabilirsiniz. Ben size
nasıl şekil verdiğimizi göstermek üzere bir renk üzerinde uygulayayım. İkiye katladık. Bunu da bu bölümden düzgünce kesip çıkartıyoruz. Keçenin dokuması olmadığı için kenarlarından ipliklerinin sarkması da söz konusu değil. O yüzden makasla kestiğiniz haliyle kullanabilirsiniz. Kenarlarını teğellersiniz, dikersiniz, tığla tamamlarsınız. Gözlük kılıfı için şöyle bir form veriyoruz kumaşımıza. Bu şekilde. Sonra bunu kenarlarından gene teğeller gibi dikeceğiz. Burada bizim hazırladığımız bir tane örneğimiz var. Bakın sadece bu bölümünü açık bıraktık. Buralarını kalın bir iplikle, farklı bir renkle teğeller gibi tamamladık. Şimdi elimizdeki çiçeklerle bu gözlük kılıfımızı süsleyeceğiz. Birkaç düğmeyle de tamamlayacağız. Evet, son çiçeğimizi de ekliyoruz. Evet, gözlük kılıfımız hazır. Bu şekilde gözlüklerinizi saklayabilirsiniz. Bu kadar.